Öncelikle birinci dakikadan 90 dakikaya kadar mücadele eden, sonuna kadar bırakmayan takımımızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu zamanlar zor zamanlar, birlikte olmamız gerekiyor, birlikte hareket etmemiz gerekiyor, Fenerbahçe'mize sarılmamız gerekiyor. Biz de bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Maça gelecek olursak ilk ilk periyotta diyeyim, golü bulana kadar istediğimiz baskıyı, istediğimiz agresifliği sağladık. Akabinde de gol geldi. Ondan sonra biraz önde karşılamada problemler yaşadık rakibi karşılamada. Ee, bu, bu periyotta biraz Malatya oyunun e, dengesini sağladı. Birkaç da pozisyonları oldu. Ee, ama daha sonra yaptığımız müdahaleyle daha kompakt bir oyunla e, bunu da erittik. E, devreye 1-0 girmeyi başardık. E, i̇kinci yarıya başlarken... E, Baskıdan ziyade biraz daha ikinci bölgede kompakt olarak bekleyip, enerjimizi kullanıp ondan sonra gitmeyi düşünüyorduk. O da meyvelerini maç içinde verdi. Gol beklentisi en yüksek olan takımız. Ee, bunu tabii ki ama geliştirmemiz gerekiyor çünkü skora yansıtamıyoruz. Bunun üzerinde çalışmalar yapacağız. Yapmaya çalışacağız. Ee, ayrıca e, Fenerbahçe genetiğine uygun bir e, oyun oynatmaya çalışıyoruz pas oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Bunun da meyvesini bugün ilk yarıda aldık. İlk yarılarda en çok pas yaptığımız ilk yarıyı geçirdik. Onun dışında seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye geldiler her koşullar ne olursa olsun. Biz mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız. Devam edeceğiz. Sezonun ee, sezonun ilk yarısı artık sona erdi. Ee, Sezon başından beri yani daha öncesinde zaten ekibin içinde. Yaralan birisiniz hocam. Evet. Ee, bir ilk yeri değerlendirmesi yapabilir misiniz? Esas sezona yani hazırlık maçları dahil e, yani daha doğrusu hazırlık maçlarında mağlubiyetsiz yanılmıyorsam başladık. Sistemi yavaş yavaş oturtmaya çalışıyorduk. Bunun meyvelerini de ilk e, milli takım arasına kadar gayet iyi bir şekilde aldık. Tabii istediğimiz oyun çıkmıyordu ama gelişim açık bir oyundu sonuçta. Ondan sonra bazı kırılmalar oldu, e, bazı dalgalanmalar oldu. Takım biraz geriye gitmeye başladı. Sonra tekrar bir reaksiyon geldi. Tekrar toparlamaya çalıştık, ama yeterli olmadı. Şimdi son dönemde de işte İran'ın son maç maçında diyeyim ya maçlarında demeyeyim çünkü bir önceki maçta bayağı sıkıntılı geçmişti. Tekrar bir takım umut verdi, ama tabii ki istediğimiz yerde miyiz? Değiliz. Bu oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Ee, sıralamada üst sıralara daha fazla çıkmamız gerekiyor. Bunun için de mücadelemize devam edeceğiz. Seki hocam. Öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, sezon başında perkas bir sakatlık geçirmiş ve dönüşü e, uzun süre almıştı. Hala tam e, kapasiteyle oynayabildiğini söyleyemeyiz. Evet. E, bu sefer İrfan Can Kahveci ve Valencia'da da aynı durumu görüyoruz. E, sakatlıktan dönen futbolcuların toparlanmasının, e, uzun sürmesinin sebebi ne hocam? E, şimdi Öncelikle Pelkas için konuşayım Pelkas'ın antrenman performansında yani herhangi bir sıkıntı yoktu çünkü sakatlıktan kurtuldu sadece süre bulmadı yeterli süre bulamadığı için sadece antrenman futbolcusu diyeyim o, o, o tarz şekilde sezonu sürdürüyorsanız illaki bunda düşüşler olacaktır süre alamadığınız müddetçe o gelişimi sağlayamayacaksınızdır biz Pelkas'ta bunu yaşadık biz şu an pelkasa yavaş yavaş süre vermeye başladık. Çok inanıyoruz kendisine de. Fenerbahçemizde çok yararlı olmuş ve olacak bir oyuncudur. Onu kazanmaya devam edeceğiz. İrfancanla Valencia'nın durumu biraz daha farklı. Valencia'nın sakatlık durumu daha çok uzadı. Antrenman yapma şansı fazla bulamadı. Onunki biraz daha farklı. Onun da daha çok antrenmana ihtiyacı var. O periyotları da Fatih hocamız var. Sağ olsun çok iyi yönetiyor. O da yakın zamanda bu devre arası kısa devre arasında toparlayacaktır ve bize daha faydalı olacaktır. İrfan'da da, İrfan'da da aynı problem oldu. Devamlı oynama şansı bulamadı. Ara ara oynama şansı buldu. Ondan kaynaklı şeylerdir. O da düzelecektir. Başka soru var mı? Yoksa teşekkür ediyoruz. İyi ben de teşekkür ederim.